Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere çok farklı bir içerik hazırladım. Oğlumun sözü var, nişanlı sözü. O yüzden bohça hazırladık. Size onları göstermek istedim. Şöyle burası kişisel eşyaları. Burası da benim hazırlamış olduğum bu şekilde. Bunları size neler aldığımızı göstereceğim şimdi. Arkadaşlar, videoma tam başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil butonunu da aktif hale getirirseniz ve bana destek olursanız çok çok sevinirim. Şimdi şöyle bir makyaj sandığı aldık. Bunun içine makyaj eşyalarını koyacak. Şöyle bir cüzdan aldık. Yani kendi beğeni zaten. Çantası. Pijama takımları yazlık, kışlık. Bu şekilde. İç çamaşırları var. Atleti, iç çamaşırı. Kutulardı zaten. Şöyle bir pamuk. Duş jeli, şampuanı, parfümleri, kolonyası, o da ayrı bir parfüm, deodorant, o da deodorant, sabunu, kremleri, evet. O da ayrı bir parfüm. Şu eşarplarını iğnelemek için iğnesi. Bunlar da boneleri. O da ruj. O da saç maskesi. Vazelinleri iki çeşit, makyaj ürünleri bunlar da zaten, diş fırçası, diş macunu takım olarak aldık. Bu da ayrı bir makyaj malzemesi. Burada tırnak törpü seti var, kirpik kıvırma makinesi, çorapları var, atleti, bonileri var. Evet, kişisel ürünleri bu kadar. Şimdi burada da benim yaptığım, teyze için hazırladığım yazmam var. Bu yazmanın modelini daha önce yapılışını zaten çekmiştim. Kanalımda bulabilirsiniz. Eşarbımız var. Şalımız var. Bunlar da normal şallar. Bu şekilde şalım biri. Böyle yapmış olduğum siyah bir şal. Bunu da gece yemeğe giderken kullanabilir. İstediği zaman kullanabilir diyerekten yapmıştım. Şöyle beyaz bir şal var. Motiflerden oluşuyor. Bunu da yapılışını YouTube kanalıma atmıştım. Burada patiklerimiz var.
Kendi el emeklerim, göz nurlarım, bunların hepsi benim. Burada birkaç parça lif koyduk. Tabi bunlar nişan için. Düğünde farklı, daha ağır hazırladığımız bohçalarımız var. Bunlar sadece nişanda gidecek olanlar. Bunları kızım yaptı. Bu iki tanesini kızım yaptı. Böyle iki parça havlumuz var. Kıyafet aldı. Gelinimin kendi beğendi bunları. Alt üst takım bu. Bu da ayrı gömleği. Seccademiz var. Seccadeydi. Ben takım olarak yaptım. Bohçası da var. Hatta şu şekil göstereyim. Şöyle hazır bir seccademiz var. Evet, biri hazır, biri kendim yaptığım seccade. Bu da benim kendim süslediğim gelin bohçam. Bu şekilde kurt şeklinde yaptım. Daha sonra da içine istediği şeyleri koyabilsin diye. Şöyle bir mevlüt örtüsümüz var. Bu da gerçekten çok güzel bir model. Mekik'ten. Şöyle tespihin ucuna geçireceğim bunu da arkadaşlar. Kendim yaptım. İğne oyasından. Çan modeli. Bunu da tespihimizin ucuna takacağız. Cüzdanımız var işte. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunların burçlara yerleştirip süslemesini göstereceğim. Alınan eşyaları şimdi yerleştireceğiz. Bu şekilde süslemesini de göstereceğim size tüllerle. Bu şekilde makyaj malzemelerini koyduk. Kalanı da zaten kutulara koyacağız. Bu şekilde bohçamızı da yerleştirmeye başladık. Bu benim hazırladığım bohçaya kendi yaptığım el emekleri. Tabi bunlar yarısı oğlum için hazırladığım çeyizlerin yarısı. Düğün için farklı bir bohça gidecek. Bu şekilde biz dolduralım. Daha sonra da üzerinin tüllemesini göstereyim arkadaşlar. Videomda daha fazla uzun olmasın hem de. Tesbihi de bu şekilde iğne oyası ucuyla buluşturdum. Bohçamıza koyup bohçamızı süslemeye başlayacağız. Evet, bohçalarımı bu şekilde süsledim, hazırladım. Söz bohçamız, nişan bohçamız bu şekilde. Şimdi en son sandığımız var. Onu da birlikte sizlere de göstereyim süsleme şeklini. Hem de beraberce bitirmiş oluruz videomuzu da.
Evet, sandığımız burada. Şimdi tüllerimiz. Şöyle kırmızı tülümü bu şekilde seriyorum. Daha sonra beyaz tülümü üzerine seriyorum. Kırmızı tül dışarıda kalacak şekilde. Şöyle sandığımı aldım. Bu şekilde ayarlayacağım. Evet, bu şekil yeterli. Daha sonra bu taraftan da gelecek şekilde ayarlayacağız. Şu beyazımızın fazlalığını keseceğim. Daha sonra tabii en son bitiminde düzelteceğim tekrardan. Tekrardan bu tarafına da sandığımızın beyazı serip bu sefer de öbür tarafından getirtireceğim. Tabii önce bunu kaldırıp en altına kırmızıyı sereceğim. Kırmızımızı da serdim. Kırmızı tülümüzü şu şekilde arkadaşlar, şöyle önce geçirdiğimiz tülleri bu şekilde getirdim. Daha sonra öbür tarafından getirdiğim tülü de beraber bu şekilde hepsini toplayacağız. Şöyle düzenleye düzenleye elimizi. Ve şöyle organize kurdalemizi şöyle bayağı keseyim. Güzelce sıkıca bağlıyorum. Evet, kurdalemizle şöyle bir sıkıca düğüm yaptık. Daha sonra şu tülümüzü ölçüp hepsi aynı boyda olacak şekilde de kestik. Şöyle bir çiçeğimiz var. Sandığımızın ön tarafı bu şekilde. Şöyle yaprakların arasından geçiriyorum. Çiçeğimizi tutsun diye. Ellerim öyle arkadaşlar. Neden böyle ceviz temizledik? Eldiven takmama rağmen cevizin lekesi oldu. Şöylece güzelce bir düğüm atıyorum. Evet. Bohçamız bu şekilde şöyle fazlalığımızı keseriz. Şimdi arkadaşlar şöyle nazar boncuklarım var. Kenarlarına bu şekilde takacağım. Özellikle pot duran yerlerini hem böyle süslemiş olacağız bohçalarımızı. Oradaki bütün bohçalarımızı bu şekilde süsledim. Şöyle şundan kullanayım.
Evet, balçamızı süsledim. Bu şekilde size de fikir olsun diye gösterdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Videom bitirmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil butonunu da aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum. Bana da destek olmuş olursunuz. Yeni çekeceğim videolardan da hemen haberdar olmuş olursunuz. Evet, çok kolay ama çok da gösterişli. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.